Ve bizden merhabalar sevgili izleyiciler. Gündemi konuşuyoruz da bu kez konuğumuz feminist aktivist Hasbiye Günaçtı. Hoş geldin Hasbiye. Hoş bulduk. 25 Kasım ve gösterdikleri diye bir başlık attık programımıza. Aslında 25 Kasım'ı konuşacağız. Öncesinde de konuşabilirdik ama niye bugün konuşuyoruz? Çünkü bir gece yürüyüşü yapıldı, yapılmak istendi. Buna müdahale vardı. Şöyle başlayalım. Neden önemli bu gece yürüyüşleri ve ne anlatmak istiyorsunuz siz? Sen yıllardır aslında düzenleyicilerinden de birisin. Her yılda katılıyorsun. Neden önemli bu yürüyüşler? Önceleri hep 25 Kasım Kadın Platformu kurar. Bir işte platformu bütün feminist, bünyesinde feminist barındıran örgütler ve kadınlar gelir, dahil olurlar ve bir karar alın. Nasıl yürüyeceğiz, ne yapacağız, format ne olacak diye. Yine böyle az çok böyle sürüyor. Yaklaşık 11 yıldır gece yürüyüşleri düzenleniyor. Hem 8 Mart'ta hem de zaten 25 Kasım böyle sürüyor. Niye gece yürüyüşü dersiniz? Şimdi erkekler geceleri ne işiniz var burada diyen bir sistem var. Yani o saatten sonra da orada ne işin vardı? O saat, bir saat var nasılsa bize dayatılan ve o saatin dışında orada olmamızın engelleyen de bir erkek egemen sistem var. Tam da buna karşı gece yürüyüşü. Yani biz geceleri de sokaklarda, meydanlarda terk etmiyoruz. Buralar sadece sizin değil, bizim de demek için bunu gece yapıyoruz yürüyüşü. Peki bu yıl neydi çağrınızın? Var mıydı böyle bir ortak slogan? Bu sene çağrı kazandığımız haklarımıza el koyamazsınız. Onları sahip çıkacağız ve geri almanıza izin vermeyeceğizdi. Çünkü bizim ta 2002'den beri kazandığımız bir sürü hakları bu iktidar yavaş yavaş tırpanlamaya ve elimizden almaya başladı. Biz de onu, yani şiar oydu, yani vermeyeceğiz, bunda direneceğiz diye. Son yıllara, yani aslında sürekli kalabalık, özellikle 8 Mart'ta da hani çok kalabalık oluyor. Hatta şöyle eleştiriler de vardı, hani gündüz miting yapılıyor ama gece 8 Mart'larda gece yürüyüşleri daha kalabalık oluyor. Neden bu kadar kalabalıklaştı? Yani tabii sizin mutlaka çağrılarınızın... Bizim bir şeyimiz var, teorimiz, hani baskı arttıkça isyan da artar. Çünkü kadına yönelik şiddet arttıkça buna karşı direnen kadınlar da arttı. Bütün şeylere rağmen, kayıplarımıza rağmen, bu yani erkek şiddetine direnirken ölen, tacize, tecavüze uğrayan binlerce kadına rağmen hep artmaya devam ediyoruz. Çünkü biz her an, her şekilde bu erkek egemen sistemin bir şekilde şiddetine maruz kalıyoruz. O yüzden kadınlar buna inanıyorlar. Yani birlikte güçlü olduğumuza, kadın dayanışmasına inanıyorlar ve zaten yılda tek günümüz olan 25 Kasım günü gelip sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu erkek egemenliğine, devlete, bize baskı yapan herkese karşı bir araya gelip biz birlikte güçlüyüz. Ya bu kadar da üstümüze gelmeyin ve gelirseniz de işte biz hani sesimizi yükselteceğiz ve size karşı direneceğiz demek için oradayız. Ve bu yüzden artıyor. Çünkü gerçekten iktidarın baskısı gittikçe artıyor. Gittikçe öldürülen kadın sayısı artıyor, kadın katili erkekler artıyor, devlet bunları kolluyor, bir şekilde azmettiriyor. Şimdi bunu göre hani kadınlara bir yok artık diyor ve bir araya geliyoruz. Yani bizi bir araya getiren aslında iktidarın tutumu, bizi bir araya getiren sistemin, erkek egemenliğinin gittikçe sertleşmesi. Yani. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı, yine kadınla erkeğin fıtratı aynı değil dedi. tam da bunu konuşalım mı? Hani bu şey, fıtrata ters düşen ya da işte bir güç var ortada 25 Kasım'da alanda. Bir taraftan da bir müdahale eden bir... Fıtratları bir şey olan birileri var ya. Yani. Nasıldı o fotoğraf karesi? Gerçekten çok anlamlıydı. Oradan çıkanlar neler söylersin? O güç engelleyebiliyor mu kadınları? Şimdi bir kere o fıtrata laf etmeden önce şöyle diyeyim. İktidarın, yani hükümetin, devletin topu, tüfeği, polisi, askeri, kalkanları bir sürü oraya dizilmiş. Yani onlar her şeyi var. Bizim sadece birlikte olmaktan ve dayanışmaktan doğan gücümüz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bir kere bizi kriminalize ediyorlar. Yani bu hakkını arayan ve oraya gelen polis barikatının önünde biz yürüyeceğiz ve sesimizi duyuracağız diyen kadınların yürümesini istemediler. Ve biz öbür kadınlara izin verdik, öbür kadınlar tırnak içinde sanki erkek şiddetinden azadeymiş gibi. Bak işte bunlar kötü diye Sayın SS, yani baş harflerini söylüyorum. Bu kadınlar işte PKK'li, TKK'li uydurdu bir şey. Buna kim inanır? Ben oradaydım.
Yani bir dakika yani. Devletin şiddeti her yerdeyken sen bizi niye kırmanız ediyorsun? Çünkü korkuyorlar kadınların bir araya gelip onların politikalarını deşifre etmesinden, onların bizim üzerimize nasıl geldiğini, nasıl bize şiddet uyguladıklarını söylememizden, AKP'nin politikalarının, savaş politikaları, ekonomi politikalarının kadına yönelik şiddeti nasıl arttırdığını diğer kadınlara anlatmamızdan, haykırmamızdan korkuyorlar. Şimdi AKP'nin politikalarının en kötülerinden hani hangisini anlatayım? Az önce kahkaha attım. Çünkü gerçekten yani Cumhurbaşkanına artık daha başbakan olduğu hatta belediye başkanı olduğu dönemden beri biz kadınlar konusunda bir şey anlatmak istemiyoruz. Gerekçe neydi peki? Alana çıkmamanızı engelleyen şey Yok neydi? efendim, güvenliğimizi sağlayamazlarmış. Zaten hiç sağlayamıyorlar zaten güvenliğimizi. Yani erkekleri engellemek Ama yerine. en son 8 Mart'ta yapmıştınız, gece Ama yürüyüşü işte o zaman yapılmıştı. bir sürü de tartışılmış çıkmıştık. Şimdi burada 100 metre koşamaz kadınlar işte eşit değildir diyen bir cumhurbaşkanına yani kahkaha atmak istiyorum. Çünkü ya eşitlik nedir anlamıyor birçok insan gibi herhalde. Eşitlik herhalde biz böyle üçgen, hepimiz üçgen, hepimiz dörtgen. Ha böyle 2 santim işte şu boyda şu. Böyle bir eşitlikten mi anlıyor acaba? Yani anlatabildim mi? Hani bunu anlatmaya kalkmak da çok komik. Yani bizim mahallede çocuklar sen benim kadar koşamazsın diyor ya hani. İşte o antrenman yapmıştır o ondan koşar. Şimdi bak sen ondan eşit değilsen koşamazsın falan. Yani böyle bir mantıkla ben hani cevap vermek çok zor yani. Buna hiç cevap vermemek lazım. Sonuçta Süreyya Ayhan o hepimizi geçer yani bizim milli atletimiz. Şimdi oraya geçelim. Ya böyle bir şey niye diyorsun? En büyük hatalarından biri bu kıyas. Biz aynı olmak istemiyoruz erkeklerle. Biz hak eşitliğinden bahsediyoruz. Aynı haklara sahip olmak. İster bu hakları kullanalım, kullanmayalım. Erkeğe hak gördüğün şeyleri bize haksızlık görmeyeceksin. Biz eşit olmak istiyoruz. Ayrıca pozitif ayrımcılık dahil. Burayı bir kenara koyalım. Şimdi sen şimdi kalkıp böyle dediğin zaman hani biz şey etmiştik siz konuştukça daha çok öldürülüyoruz. Bir de tuttu fıtrata bağladı. Fıtrat insanın hani var olduğu özelliğidir. Oysa fıtratın söz konusu olduğu yerde serpilir, hukuk olmaz. Ne olur? Daha kanlı olur. Ne yapayım? Ya ben kadını öldürdüm ama fıtratım böyle. Ben ne yapayım? Elimden gelmiyor yani der adam ve sen de bunu fıtrata bağlarsan bu kadın cinayetlerini teşvik etmiş olursun. Bunun %100 böyledir. Bir kere yani insan oturup hiçbir şey söylemiyorsan bari sus hani. Yani bu erkek şiddeti artmış. Her gün senin ülkende 3 kadın ölüyor, öldürülüyor. Taciz, tecavüz söyleyemediklerimiz ayrı. Çocuk istismarı yani 13 bin küsür çocuk istismarcısı şu an hapishanede erkek. Yani bu 2000'li yılların başında hani 350-500 iken şu an 13 bin erkek daha küsuratı da var araştırmalarda hapiste. Ya sen kalkıp bunun için bir şey söylemiyorsun erkeklere ve bizi erkeklerin nasıl rahatsız ettiğini görüyorsun ve oradan da bir de onları yanına alıp konuşuyorsun. Bu büyük bir kötülük kadınlara. Yani kadın düşmanlığı bunun adı Serpil. Başka bir şey yok. Yani bu iktidar kadın düşmanı. Bunu tek tek kanıtlayabiliriz. Şimdi oraya o kadar polisi niye yığdın? Madem güçlüsün, madem silahın var, madem topun tüfeğin var, madem karşında kadınlar, hamile kadınlar, çocuklar, yani bronşit, şu bir sürü kadın vardı orada her şeyden. Yani yaştan, her gruptan, her meslekten. Biz sadece kadın kimliğiyle oradaydık. Bir dakika, madem sen zayıf kadınlar 100 metre koşamaz diyorsun, o polisi niye oraya yığdın güzel kardeşim? Bir dakika yani ne bu çelişki? Niye bırakmadın, korktun bizden yürütmedin bizi? Söyleyeceklerimizden korktun. Yani bütün bu kadın cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin artmasında senin politikalarının payını görmüyorsun. Evet. Sonra da bizi engelliyorsun ya bir dakika yani. Şimdi bizi engellemesi onun aleyhine. Yani engellesin biz direndik, dağılmadık. Öksüre tıksıra orada kaldık. Sonra gittik mahalle aralarında halayımızı da çektik. Basın açıklamamızı da yaptık. Bu iktidarın yanlışını göstermemizi engellemez. Da bizim üzerimize çok geliyor. Öldürülüyoruz, tacize tecavüze uğruyoruz. Katilleri korumaktan vazgeçsinler. Haksız tahrik indirimleri yapmasınlar. Ve çıksın da bir zahmet kadına şiddet uygulayan erkeği affetmeyin. Gerekli hukuken cezası neyse verin desin. Bunda ne kaybeder demiyor. Ha o zaman nedir? Sen bu kadar bu kadına yönelik şiddeti onaylıyorsun demektir. Buradan ne çıkıyor? Yani kademdeki kadınlar da bunun farkında bence.
Şimdi bir şey farkında ama bunun farkında olmak ayrı bir şey, konuşmak ayrı bir şey tabii. Buna uygun politikalar üretmek ayrı bir şey. Tabii. Şimdi o gün alanda aynı zamanda iki kadın vardı. Bu iki kadın da şiddet gören kadınlardı ve meşru müdafaa haklarını da kullanmış olan iki kadındı. İkisi de hayatlarını kurdular, devam ediyorlar. Bir fotoğraf da yani bir fotoğraf el ele tutuşmuşlardı ve o alandaydılar. Olmayan birisi vardı. Nevin. Nevin Yıldırım. Nevin evet. İçinde yürüdünüz. Biz tabii onu ki hatırlatalım. Bütün kadınlar yani öldürülen ve kaldırılan ve hayatlarını savunan kadınlar içinde yürüdük. Ve onu da zaten oradaki arkadaşla seslendirdi. Biz de burada dedik. Nevin için de yürüdünüz. Bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Bu çok yazıldı, çizildi. Oradaki bazı sloganları çok böyle müstehcen bulan da var. Ya bunun politikayla ne ilgisi var diyen de var. Aslında bazen de tam da o kelimeleri kullanarak bir politika üretildiğini ve politika olduğunu anlatmaya çalıştığımız zamanlar da oluyor. Nasıl açıklıyorsun şimdi, bu durumu sen? Şimdi binlerce kadın geliyor. Mesela geçen sene 40 bine yakın kadın 8 Mart gece feminist gece yürüyüşüne geldi. Hı hı. Bugün de hani bütün bu baskıya rağmen 30 bin insan o sokaklarda bir şekilde ya orada ya çevredeydi. Hı hı. Şimdi bu 30 bin insanın hani gençler var, şiddet görmüş, tacize uğramış. Yani uğramayanımız yok da bir sürü insan var ve bunların isyanı o kelimeler. Yani onları denetleyemeyiz. Zaten bir feminist anlayışta da hani o sloganları denetlemek, orada müdahale etmek imkansız. Hani gerekmiyor da bence. Gerekmiyor. Evet. Etmeyiz. Sonra konuşuruz. Bu nereye gidiyor bu laf? Hani bir daha yapmak lazım mı? Bu bir tepki mi? Bu bir politika mı diye. Ama müdahale edilmez. Çünkü ne yaparsan yap hani o slogan kimseye zarar da vermez. Yani o slogan. Kadınların hani ne denir? Ben şeyin görüşüm vardır. Çıplak gezse kadın kafanı çevir git sana bir zararı olmaz. Ama ona 500 tane erkek zarar verir. O yüzden sen erkekleri engelle. O sözlerden bir şey yapanları engelle. Şimdi bakıyorsun Twitter'da, Facebook'ta bir sürü erkek feministlere küfrediyor, kadınlara küfrediyor. Yeter ama yani. Yani şimdi ne yapıyor? Korkuyor belki de. Şimdi ben o erkeklerin geçmişlerinin araştırılmasını istiyorum. Yani yani değil mi kadın yani ne yapmıştı? İlkokulda nasıl bir çocuktu? Ortaokulda arkadaşlarına, kız arkadaşlarına nasıl davranmıştı? Üniversitede nasıl davranmıştı? Yani iş hayatında kadınlara nasıl davranıyor? Ve evinde nasıl davranıyor? Ailede. Şimdi bunlara bakmak lazım. O karşı sloganları denetleyemiyoruz doğrusu. Denetlenmemesi de lazım. Sadece birbirimizi kesmeyen sloganlar olmasını önemsiyoruz. Yani afişler için söylüyorum, dövizler için. Ona hani birimizin diğerimizin sözünü kesmesin. Hani paralelinde olsun diye önem gösteriliyor. Kontrol edilmesi de gerekmiyor. Yani yazılıyor. Yazsınlar. Herkes içindekini söylesin. Değil mi? Yeter yani, ki bir vesile evet. olsun şiddetin önlenmesine ya, dair. Ya da kendi derdini öyle anlatıyor. Değil mi? Hani yani aslında baktığında hani mecliste hatırlar mısın bilmem vajina kelimesinden rahatsız olan bir bakanımız vardı. Yani onu meydanlarda söylemek de ayrı bir tutum ayrıca yani onu ve ayrıca yazmak hani değil insanın mi? Organları bu yani kulağımız elimiz gibi. Hani niye yani erkekler her gün akşama kadar ağzını alıp sövüyor da kullanıyor yani. Erkekler kadınların cinsel organını kullanmadan sövmüyorlar. Yani AMK diye bir dergi var bu memlekette ya. Gerçekten bir mizah dergisi. Erkeklerin AMK diye. Hani ben burada söyleyemem açıklamasını. Ve onda bir dergi satılıyor. Ve sen ona bir şey demiyorsun. Ben kalkayım öyle deyince. Ben kendi organımı söyleyince. Hani bilmem ne. Ama onu politik bir yerden kurmak lazım tabii ki. Yani direkt öyle söylemek o ayrı mesele. Şimdi daha senin hayatına dair bir şey sormak istiyorum. Bundan bir yıl önceydi herhalde. Haberlere de yansıdı. Bir şiddeti durdurmaya çalıştın. Ha ya evet. Bir şey oldu öyle. Bu sosyal medyada da çok paylaşıldı. Daha mı böyle dikkatli bakıyorsun yoksa daha mı çok sık yaşıyoruz sokakta? Neler söylersin? Yani hani birlikte olmak, güçlü olmak dediğimiz şeyi nasıl tarif ediyorsun? Tam da senin yaptığın gibi korkmadan hani müdahale etmek mi, başka bir şey mi nedir? Nasıl tarif ediyorsun bunu? Bir kere hani feminist olmanın getirdiği bir şey var. Her yerde bu algıların açık oluyor. Yani eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Mesela eskiden biri kavga edince herkes izler ya aile meselesi diye. Onlara dokunmaz. Aslında tam da aile meselesine müdahale edeceksin. Yani orada kadın şiddet görüyor.
Yani adam benim mülküm diye ediyor. Onu öğrendikten sonra bizde şöyle bir şey oldu. Bunu gelişmeyle söyledik birbirimize. Erkeğe ne yapıyorsun, yapma, ne yapıyorsun kardeşim falan demeyi bir kere bıraktık. Çünkü hiç asla o geri durmuyor. O yüzden şöyle bir şey geliştirmiştik. Arkadaşların deneyimleriyle birlikte buradan çıkan politik bir yöntem. Kadının yanında olmak. Yani kadına bir ihtiyacın var mı? Yanında durayım mı? Yanında yürüyeyim mi? Sana şiddet uyguladığını gördüm. Sana bağırdığını gördüm. Ne yapmamı istersin? Polise haber vereyim vesaire vesaire vesaire. Orada kadının yanında durmayı önermişlerdi. Hı hı. Ve bu çok verimli bir yöntem. Bunu, bu kadın dayanışmasının minimal bir hali. Hı hı. Ben o sesi duyup oraya gittiğimde o bir 10 dakikadır orada bir bağırtı vardı ve kimse de müdahale etmiyordu. Hı hı. Ben de gittim kadının yanına ve bir ihtiyacın var mı? Hani ne yapmamı istersin? Yanında durayım mı dedim. Ben eve girmek istemiyorum dedi. O zaman buradan uzaklaşalım dedim. Ve işte o benden de çekindi. Tabii kim bu? Yoldan geçen bir kadın durdu ve uzaklaşalım diyor. Hayda yani. Hı hı. Elbette ki kadın için zordu ama adam bizi çok engelledi ve sonuçta hani bir anlık şeydi. Oradan kadını uzaklaştırabildim ama sonrası yok tabii ki. Yani fakat gördün mü bir daha? Yani bir daha gördüm ama eve döndü. Adama tekrar dönmek zorunda. Başka nereye gidebilir? Kadınların gidecek yeri mi var bu memlekette? Yok yani. Sokakta 10 tanesi şiddet. Hani diyorlar ya sen sokağa çık, yani sokaktaki şiddet aslında erkek şiddeti. Onu engellemek yerine bizim sokağa çıkmamızı engelleyen bir iktidar, bir belediyecilik falan. Geri döndü eşine. Dönmüştü, bebeği vardı, küçücüktü zaten. Hani maddi olarak da öyle çalışması mümkün değil. Biraz Euroşim'de bir şeyler yapıldı. Evet, karakol oldu, bilmem gidildi ama binlerce kadın böyle ve oradan biz nasıl çıkabiliriz? Hani öyle şey değil. Biz sadece orada... Oradaki somut şiddeti engelleyebilir miyiz? Kadının yanında oluruz. Bunu burada çok yaşadım ben. Sadece o değil. Hani markette görüyorum, yolda görüyorum. Mesela adam böyle tutmuş işte kız, sevgilisini zorla öpmeye çalışıyor çocuk. Yani o bir şiddet, yani cinsel saldırı. Kız kurtulmaya çalışıyor. Hani erkekler ve kadınlar için aynı şekilde tezahür etmiyor hayat. Biz de bunun farkındayız. Yer yer tabii ki ben kaygılanıyorum yani. Adamlar da bir dakika sen nereden çıktın dedi zaten. hasta mısın falan filan. Ben de yani işte senin neyin oluyor ki bunu şey yapıyorsun dedi. Koruyorsun. Yani ne sana ne yani. Ama o işte tam da orada feminist şey. O bizim kız kardeşimiz. Yani biz kız kardeşiz hepimiz. Hepimiz aynı şeyden etkileniyoruz. Yani birinin birini anlaması için... Öyle olması gerekmiyor kadınlarda. Hı hı. Türkiye'de kadınlık hallerini hepimiz biliyoruz yani. Ama işte korumayan ya da korumaya muhtaç diyelim bir sürü kadın da var. Ne olması gerekiyor peki? Bir taraftan da hala 6284'ü konuşuyoruz. Hani evet, özellikle değil mi? Evet. Hani Sıla'yla birlikte tekrar gündeme geldi. Onun şiddet görmesiyle birlikte. Herkesin gözü de bir taraftan orada. Kimi yayın organlarında da işte 6284'ün neden kaldırılması gerektiğine dair pompalanan bir haber süreci de var. Neler söylersin? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi şu aile bize ne yapıyor diye bir soru sormuştuk biz daha öncesi Feminist Kolektif'te. Aile kadının ne yapıyor? Ailede kadın yok. Anne var. Hani şimdiki iktidarın politikası aileyi güçlendirelim diyor ya. Hı hı. Yani bir dakika neyi güçlendireceksin? Şimdi diyelim ki evde bir kadın var, anne. Anneyi nasıl güçlendirirsin? Ne yaparsın ki anne güçlenebilir evde? İşlerini mi elden alacaksın? Yani teyze, evde annesin, eşsin. Yani zarfın üzerine Ahmet Bey ve ailesi yazmaktan mı vazgeçeceksin? Nasıl güçlenebilir kadın ki ailenin içinde? Tam tersi, aileyi güçlendirmek şey denen şey, kadını ailenin içinde anne ve eş olarak bırakıp erkeği orada güçlendirmek, erkeğin etkisini güçlendirmek. Şimdi bütün bu Biamak'taki anketi gördük. Yüzde bilmem kaç an çok yüksek oranda aile içindeki erkeklerden şiddet görüyor kadınlar. Baskı ve şiddet görüyor. Şimdi kadının yani önünde durmayacaksın. Hani senin az önceki sorduğun soru yani herkes ama işte Sıla da ama kadın da diyor ya ne olursa olsun dokunmaya hakkın yok. Bir kere onu bakalım. Erkek ben öfkelendiğim zaman seni öldürüyor muyum? Ben öfkelendiğim zaman sana vuruyor muyum? Ben de çok öfkeleniyorum, haberin var mı? Sıla Ahmet'in kafasına bir sandalye geçirebilir miydi? Geçirirdi. Ama arkasından kaba kuvvet devreye gireceği için buna hiç gerek kalmıyor. Sıla'nınki savunma olurdu. Kaldı ki hani o şiddete karşı. Evet.
İşte kendini savunan kadınları gördük yani cezaevlerinde indirim bile yapmıyorlar. Hani hayatımızı savunan kadınlara. Şimdi Ahmet'e 2 ay uzaklaştırması cezası vermişler. Biz şunu söylüyoruz. Bu devlet, bu hükümet, bu İçişleri Bakanı kadınları hiçbir zaman koruyamadı. Yanına verdiği koruma polislerine rağmen erkekler, kocaları, boşandıkları adamlar kadınları öldürdü. Hiç duyduk mu? Ya bir tane kocası gelmiş de ayrıldığı eski kocası kadını öldürmeye, koruma polisi varmış, adamı engellemiş, derdest etmiş. Ben böyle bir haber 10 yıldır hiç okumadım. Tam tersi yani her zaman televizyonda söylüyoruz. Hanime Aslan'ın 2 tane koruması vardı. Evet. Korumaya rağmen Hanime katili oğlunu polisten önce gördü. Çünkü polis kadını korumuyor, bakmıyor, önemsemiyor. O yüzden ne yapacağız? Biz şunu söylüyoruz. Ama onu da kabul etmemişlerdi o zaman Fatma Şahin. Korumasının olduğunu. Onu da hatırlatalım. Haber yapmıştım ben. Evet. Sen onu da kabul etmemişlerdi. O zaman biz diyoruz ki erkekleri engelleyen bir sistem getirin. Ben radyo dinliyorum arabada. Sıla'dan 2 ay Ahmet şiddet uygulayan erkeğe 2 ay uzaklaştırma cezası verildi dedi. 3 tane haber arkasından geldi. Bunu Facebook'ta da yazdım. Üçü de boşanmış, babasının evine gitmiş kadın boşanma sürecinde, birisi de adam uzaklaştırılmış, bu 3 adam, 3 erkek bu 3 kadını öldürdü. Haberi tak 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 Türkiye, biri Muğla'da, biri Antalya'da, biri bilmem nerede. Ya bunun arkasından, ya insan şunu demez mi ya, hay Allah, buna uzaklaştırma verdik ama ya bak bu adamlara 3'ünü de uzaklaştırma vermiştik. 3'ü de kadını öldürdü. Nerede hata yapıyoruz? Yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nın kadın yürüyüşünü engellemek yerine bu kadın yürüyüşündeki sloganlara, sözlere dikkat etmesi ve biz bu kadınları niye erkek şiddetine den kollayamıyoruz? Vazgeçtim, tersten söylüyorum. Neden biz erkek şiddetini Türkiye'de engelleyemiyoruz, azaltamıyoruz diye düşünmesi lazımken, bizden fikir alması lazımken, niyeti bu olsa zaten, niyeti kadına yönelik şiddeti azaltmak olsa bizden fikir alır. Filiz Kerestecioğlu defalarca mecliste soru önergesi veriyor bunlara. Hani bu kadınla yönelik erkek şiddetine karşı şu önlemleri alalım diye. Ne yapıyorlar? El birliğiyle reddediyorlar. Bütün kadınlara söylüyorum. AKP kadına yönelik şiddeti artıran politikalara imza atıyor. Azaltan değil. Zinhar güvenmeyin. Şimdi son soru olsun. Son 5 dakikamızın içindeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı Türkiye Fatma Şahin döneminde. Zaten bakanlık yok artık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleştirildi. Kadın Bakanlığımız zaten yok. Adı üstünde. Evet, İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Neden İstanbul Sözleşmesi? Çünkü ilk kez Türkiye imzalamış ve üstelik Türkiye denetçi ülkeler arasında yanılmıyorsam ben. O dönem imzalanmadan önce de elektronik kelepçe, panik buton, hatırlıyor musun? Bir ara panik butonları duymuştum, vardı evet, mesela. Evet, Morçatı şeyinde duymuştum. Bütün bunlar hani bir önlem olarak konuşuluyordu. Buna rağmen panik butonlarının takıldığı pilot illerden birisi Bursa, diğeri Adana'ydı. Kadın cinayetlerinde 2 il baş başa gidiyordu. Ne yapılacak peki? Önerin ne? Biz burada ne yapalım? Biz burada düşündük. Kadınlar hani tokattan cinayete, hani bir yumruk atar adam ya da sesini yükseltir. Onun cinayete giden yolu kadın hisseder. Gidip şikayet ettiğini devletin, bu erkeği gözetlemesi lazım. Kadını değil. Kadına koruma verdiğinde kadının özgürlüğü kısıtlanıyor. O korumayla gezmek zorunda kalıyor. Ve adam korumaya rağmen, hani kadın elbisesi giyip kadını öldürenler var. Yani bir sürü vakalar var yani korumaya rağmen ve çok üzülüyoruz yani gerçekten. O yüzden erkekleri engelleyen bir mekanizma şart. Ne düşünüyor? Oturup bunu yapsın İçişleri Bakanlığı. Yani biz Ahmet, dünyaya rezil olduk diyorsunuz ya 1/2. Hani kadınları öldürmesi umurumuzda değil, bari dünyaya rezil olmamak için yapın diyorsun. Hani oradan yürüyelim yani. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ekonomik politikalarla, bu savaş politikalarıyla, bu kadın değil aile politikalarıyla kadına yönelik şiddeti engellemesini biz bu iktidardan beklemiyoruz. Beklemediğimiz için yani isyanı büyütüp 25 Kasım'da oraya gittik. Yani bizim kendimizin dayanışmasından ve birlikte güçlü olmamızdan başka çıkışımız göremiyoruz. Yani bunlara baskı nasıl yapacağız? Akıl alır gibi değil. Her gün gerçekten o kadın cinayeti haberlerini okumaktan, taciz, tecavüz, ki onlar da
basına yansıyanlar, şikayet edenlerdir, edemeyenlerin, hani edenlerin kayıtlara geçiyor, edemeyenler edemiyor. Bundan bıktık. Ama bir şey var, şu sevindirici olabilir belki. Sıla olsun, diğer Elif İşcan mıydı, bir arkadaş daha var yine tacize uğradı sette. Yine bu Talat Bulut meselesi. Bütün buradaki kadınlar artık feminist hareketin Türkiye'ye bıraktığı etkinin karşılığı olarak güçlendiler bence. Bir dakika, yani söyleyelim, artık saklamayalım diyorlar. Bu da birbirimizden güç aldığımız için. Tabii sadece bunlar öne çıkan şeyler. Yani otobüste, dolmuşta tacize uğrayan, sokakta tacize uğrayan. Kim bilir, nerede bulabileceksin değil mi? Yani ama birçok kadın artık sesini çıkartıyor, onu biliyoruz. Yani gerçekten öyle. Herhalde buradan çıkış yolu senin az önce söylediğin gibi birliğin, dayanışmanın, hani korkma biz buradayız, kadınız, birlikteyiz. Evet, birbirimize ulaşmak lazım. Davaları takip ediyoruz. O edebildiğimiz, onun da gücümüz yetmiyor. Ama bir kadının diğer kadına bu derdini anlattığında onu sorgulamaması, onu dinlemesi bile inanılmaz bir gelişme artık. Ya sen orada ne yapıyordun? Keşke oradan geçmeseydin diye. Erkeği değil, habire kadını suçlayan bir sistem var ya Serpil. Yani asla kadına sormayacaksın. Emin misin? Yani taciz etti. Emin misin dediniz ama sana anlatmaz. Emin ki anlatıyor yani. O yüzden onun önünü kesmemek gerekiyor. O yüzden biz hani bu dili geliştirdik. Kadını asla sorgulamıyoruz. Asla kadınlara hani emin misin demiyoruz. Hemen yanında oluyoruz ve adli süreci başlatmak gerekiyor. Kadın bunu hissetmesi lazım. Tacize ve tecavüze uğrayan kadınların çoğu avukatlarla konuştuk. Hani bu feminist olmayan başka bir avukat grubuyla ben bir ilçede konuşmuştum. En az 6 ayda vazgeçiyorlar şeyden dedi. Tecavüz şikayetinden. Aile ya etme işte, yazıktır, ayıptır, bak sebep olma. O kişiye kadını susturuyorlar. Zaten adın çıkmış, sarsılır. Zaten adın çıktı bilmem ne. Kadın onu dayanamaz. Dayanışma olmasa dayanamaz bu baskı, aile baskısına. Birçok kadın vazgeçiyor. Bu da erkeğin işine geliyor. Bu da erkeğin o şiddeti meşrulaştırmasına yol açıyor. Bir sürü şey. Hangi birini konuşacağız? Ha, kadın dayanışmasından başka çaremiz varsa biz, bana söylesin. Yok. Gücümüzle ancak bir yana, yan yana gelmek, anlıyorum demek bile bir dayanışmadır. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz geldiğin, katıldığın için. İnşallah sevgili izleyiciler, kesinlikle ben yaradığını düşünüyorum. Buradan o dayanışma mesajlarını vermek bile çok önemli ve kıymetli. Feminist aktivist Hasbiye Günaç'tı bizimle birlikteydi sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.